Herkese arkadaşlar, yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi oyuna Nani geldi ve bugün Nani'yi alacağız. Hemen şimdi videonun içerisine girip sizlere Nani'yi bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ayrıyeten bugün saat öğlen 1'de abi Facebook'ta canlı yayına gelene Nani alıyorum. O yüzden öğlen 1'deki Facebook canlı yayın sayfama gelmek istiyorsanız videonun açıklamalarına, yorumlar kısmındaki Facebook canlı yayın sayfamın linkine tıklayıp gelmeyi unutmayın diyeyim. Videoya da zaten rekor bir like bekliyorum. Ben böyle bir 15 bin like falan beklediğimi söyleyeyim, hemen videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle markete geldi abi Nani. Ve Nani'yi ben aslında Brawl Pass'te birazcık yükselttim. Ama arkadaşlar tablet şarjı bitti. Şarjı kapandı, o yüzden kayıt da gitti abi. O yüzden sizlere buradan başlatacağım abi. Hazır zaten maxlamaya yakınız. Şu an 550 son artık maxlamak için hareketlerimi yapıyorum abi. Ya buradan da kusura bakmayın arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani var ya, gerçekten benim başıma gelen pişmiş kellenin başına gelmiyor hocam. Yapacak da bir şey yok yani, o yüzden. Yani telefonu kapat, şey tablet kapandı abi. Tabletin şarjı düşükmüş. Tablet kapandı, yapacak da pek bir şey yok abi, ne yapalım. Şans diyorum ve 99 tane buradan geliyor arkadaşlar şu an. Biz Nani'yi maxlamış durumdayız abi. Nani şu an max oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bu bugün abi saat öğlen 1'de hem Nani'yi Türkiye birinciliğine kasacağız. Ayrıca da arkadaşlar yayına gelene de Nani'yi alacağım. O yüzden videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunan Facebook canlı yayın sayfamın linkine tıklayıp canlı yayına katılmayı ve benden Nani kazanmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Nani'yi de Türkiye birinciliğine taşıyacağız abi. Şu an arkadaşlar bir vuruşlarına falan bakalım. 9. seviye yaptık. 3360 sağlığı oldu. 3x980 de hasarı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an süperinin hasarı da 2800. Nani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözleriyle sürekli takip eder. Düşmanlarına farklı açılarda atışlar yapar. Süper saldırısıyla da dostu Pepe'yi düşmanlarının üzerine salar diyor arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir kardeşimiz. Gerçekten sevdiğimiz bir kardeşimiz oldu. Şimdi arkadaşlar yavaştan bu karakterimizin yıldız gücünü veya işte ne bileyim şeyini çıkartmaya çalışacağız abi. Hep birlikte bakalım çıkartabilecek miyiz. Ama sonuna da gelmek istemiyorum açıkçası. Bakıyorum burada neler var. Yani bir tık daha bir şeyler var. Sonuna gelmek istemiyorum. Yani çünkü bitirmek istemiyorum abi ben şeyi. Çıkartabilir miyiz? İnanın arkadaşlar hiç bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok bu konuda. Yani bunu da alayım. Bir tane daha mega kutu açayım abi. Ve ne geliyor? Aksesuarını çıkarttık. İnanılmaz oldu. Aksesuar ışınlayıcı. Nani Pepe patlatır ve Pepe'in patlattığı yere ışınlanır diyor arkadaşlar. Bu inanılmaz oldu. Patlattığımız yere şu an ışınlanabileceğiz. Yıldız gücünü çıkartmış olduk. Ya şunları almak istemiyorum ama boşa gidecekler. Amma belakin ya, şunla alalım ya. Aa güç mega kutu veriyor, oha. Çok iyi lan, mega kutu veriyor. Ve yıldız gücünü de bulduk abi. İnanılmaz oldu. Yıldız gücü otomatik odaklama diyor. Pep ne kadar yol kat ettiğine bağlı olarak 2500 puana kadar ekstra hasar verir diyor arkadaşlar. Çok güzel oldu abi yıldız gücünü de çıkartmamız. Çünkü üzülmüştüm arkadaşlar açıkçası. Yani şöyle düşünün, neden üzüldüğümü söyleyeyim. Yani Pepe aldım, markete geldi. Ben markete gelmez diye korkuyordum. Çünkü Jack'i markete gelmemişti bildiğiniz gibi. Bir sürü mega kutu açaraktan içinden çıkartmaya çalıştık. Acaba bunda da aynısı olacak mı diye bir sürü muhabbet sohbet etmiştim aslında ben video kaydında. Ama ve lakin arkadaşlar kayıttan bir anda çıktı. Yani daha doğrusu tablet kapandı. O yüzden tablet kapandığında da kaydettiği şeyler yoktu abi. Üzülmüştüm ama bu videoda hem Nani'yi maxlamak hem de aksesuarıyla yıldız gücünü çıkartmak beni sevindirdi abi. Hemen arkadaşlar seçeceğim Nani'yi. Yani inanılmaz güzel oldu. Bakın buradan da marketten verildiğini görebilirsiniz bu arada. Evil Genie'yi de burada görebilirsiniz. Yani kötü Genie'yi. 4 günü var. Aynı zamanda inşaatçı Jackie'nin de 6 günü var. Ama bence çok güzel bir kostüm değil. Muhtemelen 80 taş olacak. Bakalım. Hemen arkadaşlar Nani ile maçları yapmaya başlayacağım. Bu akşam da dediğim gibi bugün saat öğlen 1'de abi. Akşam yayında değiliz. Bugün öğlen 1'de. Nani ile efsane bir şekilde kupa kasıp Türkiye birinciliğine getireceğiz arkadaşlar Nani'yi. Evet hocam, hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Dediğim gibi bugün akşam diyorum artık. Akşam 7'de açı akşam olmaya kendimi kitlemişim. Bugün öğlen 1'de arkadaşlar canlı yayına gelene Nani'yi alacağım. Bakalım abi ben Nani'yi neler yapacağız Nani'yle, merak ediyorum açıkçası. Bunlar ne lan böyle? İki tane vurdum mu yeri öpersin ha koçum. Evet dur kardeşim, sakin ol. Çinli kardeşim, sakin ol. Hepinize göstereceğim gününü. Kanka bir gitsene, Pepe kullanacağım. Bir git kanka. Ya oğlum bir gitsene ya. Ya git lan. Neyse arkadaşlar bunu öldüreceğim ya. Neyse öldürmeyeceğim. Evet. Nani'yi bir bırakalım hocam. Burada da Nani'nin şeyi var ha. Nani'yi bırakacağım daha. Bir dakika şunu da alayım. Nani'yi bırakacağım sonra. Yavaş, bir tık yavaş bir karakter arkadaşlar. Yani öyle çok hızlı bir karakter değil. Şimdi Nani'nin şu kafayı mı artık, gözümün nedir, onu bırakalım abi. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Hoppa. Yıldız gücümüz de var abi. O da bayağı iş yaptı. Bu arada ışınlanabilirdim aslında arkadaşlar ama ışınlanmadım hocam. Neyse ışınlanmadık. Şu an bunu aldık mı? Hocam gittim mi? Böyle arkadaşlar birazcık daha önüne doğru atarsanız çok daha iyi olacaktır. Onu söyleyeyim. Böyle attık mı hocam? Bu iş biter.
Evet, ilk maç gayet güzeldi. Birinciliği aldık ama farklı bir modda deneyeceğim arkadaşlar. Galibiyet sevincinde şu an görebiliyorsunuz. Bakalım acaba buna nasıl bir kostüm gelecek? Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Güzel bir kostüm de buna gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Nani'yi nasıl buldunuz abi? Yani gerçekten iyi bir karakter mi, güçlü bir karakter mi, çıkartanlar var mı? Nedir abi durum? Yazarsanız sevinirim ya. Şöyle bir bakalım. Markette bir şey yok. O demin çıkan neydi abi? Ya dedim ki Brawl Pass'in sonuna gelmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Brawl Pass'in sonuna gelmeyle alakalı güzel bir video yapacağım. O yüzden Brawl Pass'in sonuna gelmeden her şeyi çıkartmam gerçekten çok tatlı oldu. Şimdi abi bakalım savaş topunda nasıl iş yapacak abi yeni karakterimiz. Nani. Göreceğiz. Hocam birazcık ulti doldurabilir miyim? Yani birazcık vurması zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Yani vurması birazcık zor. Birazcık alışmak lazım. Ben o kadar alıştırma yapmama rağmen şu an mesela zorlu geliyor açıkçası bana. Şunu bir alır mısınız hocam? Canımız biraz az. Ve gol geldi abi. Hypek midir artık? Ney? Rus bir kardeşimiz. Çaktı golü. Kanka böyle olmayın ama bak hiç zevki çıkmıyor. Golden. La oğlum çok basit bitti lan maç. Böyle maç mı olur ya? Ver bari Nani ile gol atam ya. Nani ile gol atam ya. Neyse abi burası da basit oldu bence. Savaş topunda da gösterilmeyecek gibi sanki bu karakter. Başka bir yere geçelim arkadaşlar. Buradan artı 8 aldık. Hızlı oldu, güzel oldu. Değişik değişik aksesuar ile yıldız gücünü çıkarttık abi. Bunları denemek istiyorum ayrı ayrı maplerde. Ama en iyi map herhalde savaş topu olur ya. Tekrardan savaş topu aslında iyi olur ama arkadaşlar ya yani yüksek kupalarda bir tık daha iş yapar. Onu canlı yayında göreceğiz daha net arkadaşlar karakteri ama ben burada hesaplaşma modunda sizlerle birlikte ulti ile olduktan sonra şu ışınlanma muhabbetlerine de falan bakmak istiyorum açıkçası. Bir deneyelim bakalım tekrardan. Şöyle bir kutuyu aldık mı hocam? Mau! Sakin ol Mau! Birbirinizi öldürmeyin kardeşim. Durun geliyorum. Oo, bu kardeşimiz galiba oyundan anlayan bir kardeşimiz. GG'sin kanka. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun lobiye benden selam söyle kardeşim. Usta ne niye almış adam öldürüyor da girmeyin de maplere hocam. Evet. Tekrardan arkadaşlar basit bir şekilde bugün Türkiye birincisi yapacağım bu karakteri de. Bir bakalım içerisi niye boş bu kadar? Gerçekten bu kadar içerisinin boş olmasının bir anlamı var mıydı kardeşim? İçerisinin bu kadar boş olmasının bir anlamı var mıydı? Kanka ne yapıyorsun? Ya kardeşim bir gelir misiniz? Ben bir ulti doldurup gerçekten en köşeye çekileceğim. Bu arada beni öldürmezseniz sevinirim birader. Tamam reis tamam sakin ol tamam sakin ol. Bir şey yok kardeşim bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ikinci yıldız gücünü de zaten biliyorsunuz bence o daha iyi bir yıldız gücü. O da gelseydi onu da çıkartırdık herhalde. Ama belki şu an yok. Evet şu an kime vuracağız abi? Patladığı yere ve geldik abi efsane iş yaptı arkadaşlar gördünüz başka da bir şey demeye gerek yok. Son adam nerede hocam bir bulalım. Lan neredesin lan? Karl saklanma bebeğim. Abi yanlış yaptım dur tamam bir dakika dur. Ya birazcık kullanması zor dediğim gibi. Ama bu Karl'ın Karl ölmüş lan bu arada. Demek ki Rose onu da öldürmüş abi. Tava kaldı bir tek. Gel lan tavayla oynayalım gel tavayla öldüreceğim seni falan. PUBG'de misiniz diyeceksiniz. Yani evet saçmalamış olabiliriz arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle birazcık daha ileri atmak lazım. Ya özellikle arkadaşlar şunu gördüm ben. Rakipler çalı içerisindeyse vurması isabet ettirmesi çok zor oluyor çalı içinde olan bir karakteri. Yani bayağı zorluyor çalı içindeki bir karakter sizi. Baksana çalı içinde göremiyorsunuz. Zaten atışlar zor. Bir de çalı içine girince rakip ekstradan göremiyorsunuz abi. Bu yönüyle birazcık sıkıntılı bir karakter. Baksana abi çıldıracağım ama bak çalı içinde bizden kaçma kardeşim gel bir ya. Abi çıldıracağım şurada mı? Ya başlarım ya. Vallahi başlarım kanka. Gel şuraya dedim gelmiyorsun ya birader. Ayıp ediyorsun ha. Tekrardan birinciliği aldık. Farklı bir modda daha deneyeceğim abi. Farklı bir modda daha deneyelim. Yani şu anlık mesela performansıyla Nani'yi nasıl buldunuz? Ben eksisiyle artısıyla şu ana kadarki tecrübemle sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir de elmas kapmaca gelelim. Son bir kez abi elmas kapmacadaki gücünü görelim. Yani dediğim gibi eksisiyle artısıyla size Nani'yi aktarmaya çalıştım. Hani siz fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Nani hakkında. Bir de elmas kapmacı denildikten sonra abi artık videoyu bitirmek için hazırız diye düşünüyorum. Artık bundan sonrasını canlı yayında Türkiye birinciliğine kasarız abi Nani'yi. Bakalım ben çok beğendim ya. Abi gerçekten karakteri çok beğendim. Bakalım neler olacak. Yani bu arada bir yıldız gücü aşağı bir atış geldi. Yani karakterden bahsetmek tekrardan gerekirse arkadaşlar şöyle bir olayı var. Karakterin özellikle çalılı çok çalılı maplerde ateş ettiğinizdeki sıkıntısı bariz ortada. Onun haricinde arkadaşlar canı az gördüğünüz üzere gerçekten canı az. Onun haricinde abi karakterle alakalı neyden bahsetmek lazım? İnanılmaz bir ultisi var tabii ki de. Şöyle onu aldık mı hocam? Aldık onu. Şimdi bir dakika onu da aldım. Tamam güzel. Onun haricinde ne başka? Artısı da var eksisi de var yani karakterin abi. Bakalım. Şöyle darmış abi burası da ya. Burası da pek bize göre değil yani dar. Hemen şeyi atana alacak gibi hissediyorum kendimi. Tamam güzel oldu abi.
Şimdi 9 tane adam kalmışken, 9 pardon yük almışken. Kardeşim bir şekerin nani geliyor, nani geliyor hocam. Abi bunu niye koydunuz? Bak patladıktan sonra bu arada gidemiyorsunuz arkadaşlar, onu görmüş olduk. Patladıktan sonra gidemiyorsunuz abi bıraktığınız yere. Demek ki patlatmadan önce gitmek lazım arkadaşlar. Aynen öyle. Patlatmadan önce gitmek lazım abi. Evet güzeldi ya. Ben beğendim. Patlatmadan önce şöyle bıraktığınız anda abi. Aa maç bitmemiş. Lan maç bitti zannettim gerizekalı ya. Abi çıldırırsın ya. Lan nasıl ölüyorsun oğlum sen ya adama ya. Nasıl öldü acaba merak ettim gerçekten. Şu an büyük bir merak konusu bu abi bende. Gerçekten yemedim içmedim bunu merak ediyorum. Bu beşlik adamın üstüne dalacağım abi. Mesela arkadaşlar en güzeli ne biliyor musun? Mesela şuraya geldim abi ben hop. Mesela şuraya patlattım hop geldim abi aldım. Yani evet easy weasy to easy. Bence gayet iyiydi. 11 tane bende var abi. Bu saatten sonra ben maçı vermem. Bu salakları veririm ama ben vermem hocam. Çünkü Fuat'ın şakası yok hocam. Usta'nın şakası yok. Maçı burada bitiririm. Süper Samu sakin ol kardeşim tamam. Yani karakteri kısaca da arkadaşlar edindiğim tecrübeyle bu 10 dakikalık tecrübeyle sizlere de aktarmaya çalıştım. 5 kişi de izliyor tabii merak ediyorum ben iyi. Bence gayet güzel bir karakter olmuş. Bu videoda karakteri maxladık. Ayrıca aksesuarını çıkarttık. Ayrıca yıldız gücünü çıkarttık. Ve bunları yaparken gerçekten pek de zorlanmadık. Çünkü markete gelmesi benim için çok güzel oldu dediğim gibi. Valla bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir hani. Ve bu arada Brawl Pass'i de bitirdik abi aynen. Yani Brawl Pass'i de bitirdik. Tüccar Gale'i de alabiliyoruz ama o Tüccar Gale videosu farklı bir videoya özel olsun diye düşünüyorum. Valla bu şekildeydi dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada geçen altın Mecha Crow'u istediğiniz zarvenden topluluktan da %90'a yakın bir oy geldi. Onu da alıp sizlere bir videoda yapacağım arkadaşlar. Gerçekten harika bir Brawl Stars bölümü oldu diye düşünüyorum. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Bu akşam, pardon bugün saat öğlen 1'de Facebook canlı yayınıma gelip benden Nani kazanmayı unutmayın. Ayrıca Nani Türkiye birinciliğine taşıyacağız. Ayrıca bu videoyu sizlerden gerçekten harika bir video oldu abi. En az bir 15 bin like beklediğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Ben hemen videoyu hızlıca ayarlayıp öğlen 1'deki yayına yetişmeye çalışacağım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.